Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm abiler, arkadaşlar. Bir Risale-i Nur dersinde daha beraberiz. Siz epeydir buradasınız, ben misafireten yeni geldim. Bugün konu olarak, gerçi biraz üzerinden zaman geçti ama, kurbanın hikmetini konuşmak istiyorum sizinle. Fakat alıştığımız kıssadan değil, normalde hocalarımız, hoca efendilerimiz kurban olayını bize Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Hazreti İsmail aleyhisselam arasındaki kıssadan anlatırlar. İşte rüyasında oğlunu kurban edişini görmesi, sonra o emri uygulamak üzere İsmail Aleyhisselam'ı yatırıp kesmeye niyet etmesi ama Cenab-ı Hakk'ın onu ondan bağışlayıp bir koç hediye etmesi ve kurban adetinin oradan bir kök olarak Müslümanlara kadar gelmesi hocalarımız tarafından anlatılır. Hakikati var mıdır? Elbette vardır. Çünkü orada bize anlatılan esasında Cenab-ı Hak'la aramızdaki alışverişin hüviyetinin ne olduğudur. Yani biz Cenab-ı Hak'la bir alışveriş yaptığımız zaman böyle eşitlerin alışverişi değil o. Sanki pazardan kurban almaya gitmişiz de fiyatı konuşuyormuşuz gibi değil. Cenab-ı Hak ne emrederse biz onu alttayız, uygularız. Cenab-ı Hak bize namazı İsrailoğullarında olduğu gibi 50 vakit yapsa biz ya Rabbi biz yapamayız öyle. 5 vakit sana yeter falan haşa sümme haşa diyebilir miydik? Haşa diyemezdik. Cenab-ı Hak ne derse o olurdu. Zekatı 40'ta 1 istiyor. Deseydi ki 40'ta 10, 40'ta 39 emrediyorum size zekat vereceksiniz deseydi. Ya Rabbi öyle olmaz, böyle olur. Haşa sümme haşa. Sanki eşitlerin işiymiş gibi diyebilir miydik? Diyemezdik. Çünkü o uluhiyet sahibi biz sadece kuluz. İşte İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam'ın kıssası aslında Cenab-ı Hakk'ın bizden neleri neleri bağışladığını bize ihtar ediyor. Şimdi bazıları bugün de mesela rastlıyoruz kurban olayına böyle dolu dizgin tenkit. Ya işte bu zamanda böyle şey olur mu, işte hayvan keserek bayram yapılır mı, işte bilmem böyle şey yapılır mı, şöyle olur mu falan filan. Duyuyorsunuzdur mutlaka, her sene birkaç tane ünlü, birkaç tane aydın böyle başlıklar açıyor, bizi meşgul ediyorlar. Ya Cenab-ı Hak bizden sadece bir koyun veya işte sığır istemiş ya da kurbanlık hayvanlardan birisini kesmemizi istemiş şartları içinde. Eğer Cenab-ı Hak bundan fazlasını isteseydi, bizim ya Rabbi öyle olmasın, böyle olsun demeye hakkımız var mıydı? Yani böyle bir hakkımız varmış gibi, ya bu zamanda öyle olur mu, böyle olur mu? Bak, nereye gidiyor mevzu? Biz İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ı tasavvur ettiği yerde Cenab-ı Hakk'ı tasavvur etmiyoruz. Eğer kurbana itirazımız varsa, eğer bizim onlar kadar Allah'a karşı kulluğumuz olsa, uluhiyetini doğru tanımlıyor olsak, o zaman zaten ya kurbanı niye emretmiş, niye emretmemiş falan bu tartışmaya girmeyiz. Çünkü mülk onun. Biz tevhide inanmıyor muyuz? Her şey Allah'ın değil mi? Hayvanı yaratan o değil mi? Ağacı yaratan o değil mi? Parayı yaratan o değil mi? Mülkü yaratan o değil mi? Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen kendi evinde istediğin gibi tasarruf etmiyor musun? Duvarı yıkıyorsun, açıyorsun, salon yapıyorsun, bilmem ne. Hiç kimseyi de karıştırmıyorsun işine. Cenab-ı Hak hayvanları ben yarattım, onlardan bir tanesini bana kurban edeceksiniz dedikten sonra bunun tevhide inanan bir Müslüman açısından ne güçlü olabilir yani? Olmaması lazım. Ama işte orada Allah'ı doğru bilmek, kalpte doğru Allah tasavvurunu inşa etmek önemli. Fakat dediğim gibi bugün oradan konuşmayacağız. O kıssa da çok şeyler söylüyor ama bugün Musa Aleyhisselam kıssasında bir inek kesme hadisesi var. Malumunuz Bakara suresinde bu hadise anlatılıyor kıssayı Kur'aniyeden olarak ve Bakara suresinde Bakara isminin, ki Bakara kelimesi ne demektir? İnek demektir. O ismin verilmesinin de sırrı o. O kıssadaki o hadisenin yaşanması Bakara suresini isim sahibi yapmış. O kıssanın kıymetinden dolayı Suriye'ye de isim olmuş. Sureye de isim olmuş. Suriye dedim, dilimiz alışmış. Girişi okuyayım, girişten sonra nükteye geçeyim, nükte üzerinden inşallah mevzuyu tefekkür edelim. 20. söz.
iki makamdır. Birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecadu illa iblis. Bu ayet Bakara suresinin 34. ayeti. Bakara suresinin 34. ayeti. Kısacık bir meali şu şekilde. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis hariç hepsi secde etti. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis hariç hepsi secde etti. Bakara suresinin 34. ayetiydi bu. İnna Allaha ya'murukum en tezbehu Bakara. Bu işte asıl konu edeceğimiz ayet bu. Bakara suresinin 67. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Bakara suresinin 67. ayeti bu. 3. ayet. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicareti ev eşeddu kasve. Bu da Bakara suresinin 74. ayeti. Sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi. Hatta taştan da katılaştı. Bu da Bakara suresinin 74. ayetiydi. Bu 3 ayetin bu sözün tamamıyla bir ilgisi var. 2. ayetinde bugün konuşacağımız bahisle özel bir ilgisi var. Mevzu nereden çıkıyor? Üstad Hazretleri başta onu anlatacak şimdi. Bir gün şu ayetleri okurken iblisin ilkaatına karşı, yani iblis kafasını karıştırmaya çalışmış Üstad Hazretleri'nin, kalbini karıştırmaya çalışmış. Kur'an-ı Hakim'in feyzinden 3 nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Dedi ki, dersiniz, Kur'an mucizedir. Evet, Müslümanlar olarak elhamdülillah bunu söylüyoruz. Hem nihayetsiz belagattedir. Belagat ne demek? Muktezai hale mutabık söz söylemek. Yani dil sanatının zirvesi. Evet, biz öyle diyoruz. Kur'an-ı Kerim bir söz nasıl zirvede söylenirse öyle söylenmiştir. Ondan aşkın, ondan daha kısa, ondan daha sanatlı kimse bir şey söyleyemez diyoruz. Doğru. İddialarımız bu. Müslümanların iddiaları. Hem umuma her vakitte hidayettir. Evet, biz bunu da söylüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim sadece asr-ı saadet dönemine, bundan 14 yüzyıl öncesine veya onun devamındaki birkaç yüzyıla değil, kıyamete kadar ne kadar insan gelecekse hepsine hidayet ediyor. Yani hepsine doğru yolu gösteriyor. Bu da Müslümanların iddiası. Bak, birinci iddia, Kur'an mucizedir. Evet, öyle düşünüyoruz. Nihayetsiz belagattedir. Evet, Müslümanlar öyle inanıyoruz. Üçüncüsü, umuma her vakitte hidayettir. Evet, Müslümanlar olarak buna da iman ediyoruz. Üçü de bizim iddiamız, imanımız elhamdülillah. Halbuki şöyle bazı hadisat-ı cüz'iyeyi, yani küçük hadiseler, ufak olaylar, hadisat-ı cüz'iye o demek. Yani önemsiz şeyler, tırnak içinde söylüyorum gibi, öyle lanse ediyor. Tarihvari bir surette musırrane, sırlı bir şekilde tekrar etmekte ne mana var? Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara konuşan, mucize, nihayetsiz belagatta şöyle böyle kitap diyorsunuz. İyi de bunlar küçük hadiseler yani. Bunlardan neye bahsediyor Kur'an-ı Kerim? Küçük küçük olaylar bunlar. Şeytanın iddiası. Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifatla böyle zikretmek, anlata anlata, uzun bir kıssadır o. O vakanın nasıl geliştiğini Kur'an-ı Kerim anlatıyor Bakara suresinde. Bunu diyor, niye tarihvari bir surette bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifatla tarif ederek böyle zikretmek, hatta o sureyi azimeye, Bakara suresi Kur'an'ın en uzun suresi, en azim suresi, El-Bakara tesmiye etmekte, yani inek ismini vermekte. Ne münasebet var? Bunu bugünün münkirleri de söylemiyor mu? Aynen söylüyorlar arkadaşlar. Ateist sitelerine bakın, kurcalayın inançsızların şeylerini. Ya diyorlar, Allah'ın sözü diyorsunuz ama en büyük surenin ismi inek. Böyle şey olur mu? Diyorlar mesela. Yakıştıramıyorlar. Buradaki arıza ne? İnsanın kendisini Allah'a mihenk kılması. Arkadaşlar, abiler, Cenab-ı Hak bize kendisini anlamak için bazı cihazat yerleştirmiş. Biz bakıyoruz, ya diyoruz, ben bu odayı temizlemesem bu oda 3-5 günde ne hale gelir? Demek ki kainatı da bir temizleyen var diyoruz. Değil mi? Oradan kendi temizleyiciliğimizden Cenab-ı Hakk'ın kainatı temizlediğine, ismi Kuddüs bahsine
kapı açıyoruz. Ama biz kendimizdeki kusurlarla, sınırlarla, arızalarla Cenab-ı Hakk'ı sınırlandıramayız. Orada durmamız lazım. Şimdi ben diyorum ki ya inek bana göre lüzumsuz bir şey. O zaman Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bahsetmesi de lüzumsuz bir şey diyebilir miyim? İneğin Kur'an'da zikredilmesi, sureye isim olması onun varlıktaki sanatına bakar. O varlıkta ne kadar kıymetli bir yerde duruyorsa ki biz biliyoruz ki çok kıymetli bir yerde. Sütü ayrı, deva, tırnağı ayrı, şifa, eti ayrı bir olay, postu ayrı bir şey. Yani tutun boynuzundan tutun tırnağına kadar ineğin her şeyi bir işe yarıyor, bir hikmeti var ve varlıkta gördüğü bir iş var. İşkembesi bile ziyan olan hiçbir şey yok abi. Dışkısı da işe yarıyor. Değil mi? Tezek, tabii. Çok yaptık biz onu, evet. Şimdi bak, Cenab-ı Hak varlıkta bu kadar önemli yarattığı bir şeyde Kur'an'da niye bahsetmesin? Bir sureye niye isim koymasın? Değil mi? Biz mesela tarihte önemli bulduğumuz şahsiyetlerin ismini parklara, yollara, köprülere koyuyoruz. Kanuni Sultan Süleyman diyoruz, Yavuz Sultan Selim diyoruz, II. Abdülhamit diyoruz. Niye? Tarihimizde önemli bir yere koyduğumuz için. Cenab-ı Hak kendi varlığında önemli bir yere koyduğu nesnelerin ismini neden surelere isim vermesin? Varlıkta önemsemiş, kitabında da önemser. Bu bir tezat değil ki, bu bir tutarlılık aslında. Varlığı yaratanın Kur'an'ı da vahyeden olduğunu gösteriyor. Diyelim, o bahsi burada kapayalım. El-Bakara tesmih etmekte ne münasebet var? Hem de Adem'e secde olan hadise sırf emri gaybidir. Yani Hazreti Adem'in şeytan ve meleklerle yaşadığı hadise bizim gıyabımızda bir şey. Biz şahidi olmadık, yanında durmadık. Akıl ona yol bulamaz. Biz şimdi nereden bilelim öyle bir şey yaşanmış olmuş? Akılla. Kavi bir imandan sonra teslim ve izan edebilir, kalben inanabilir. Halbuki Kur'an umum ehli akla ders veriyor. Çok yerlerde efela yaqilun der. Yani akletmez misiniz, düşünmez misiniz, anlamak istemez misiniz gibi ifadeler Kur'an'da yer alıyor. Akla havale eder. Hem taşların tesadüfi olan bazı halatı tabiyesini ehemmiyetle beyan etmekte ne hidayet var diyoruz. Bu giriş bahsiydi. Şimdi ikinci nükteye geçiyoruz. Vaktimizi değerlendirmek açısından birinci nükteyi atlıyorum. Burada şimdi arkadaşlar, abiler, Cenab-ı Hak Kur'an'ın kurbanı niye emretmiş? Dilim dönmedi. Kurbanı niye emretmiş? Onun Musa Aleyhisselam'ın kıssasından, onunla İsrailoğullarının arasında geçen bir hadiseden bir başka veçesini göreceğiz. İkinci nükte. Mısır kıtası, kumistan olan Sahra-i Kebir'in, büyük çölün bir parçası olduğundan Sahra Çölü diyoruz. Nil-i Mübarek'in, Nil Nehri'nin yani feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinde. Hani Mısır'ın öyle bir coğrafyası var. Etrafı çöl, Cenab-ı Hak orada Nil Nehri diye bir şey yaratmış. Nasıl olsa orada birikiyor, nereden kaynayıp geliyor? Meçhul, yani yağmur da almıyor ama Cenab-ı Hak o hazineyi oradan kaynatıyor. Ve Mısır'da, o bölgede o nehrin olduğu taraflarda ancak tarım yapılabiliyor. Başka yerlerde bir ekim tarım olamıyor. Orada yaşayanlar da Mısır'ın ne oluyor? Medenileri, zenginleri, yüksekleri oluyor. Nasıl ki Türkiye'de işte mesela Antep fıstığı mesela değerli bir şey değil mi? Onun tarımını, ekimini yapanlar, çok arazisi olanlar herhalde Urfa'nın, Antep'in zenginleridir. Çok bilmiyorum ama yani oradaki ekimden, dikimden, satımdan iyi para kazanırlar gibi düşünün. Mısır'da da o iş öyleymiş. Gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden o cehennem numun, cehenneme benzer sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraati, yani tarımı, ahalisinde pek merhup bir surete getirmiş. Öyle bir bereketin oradan kaynaması ahaliyi ne yapmış? Tarıma şevklendirmiş, tarıma heyecanlandırmış, tarımı çok rağbet edilir, beğenilir, sevilir bir hale getirmiş. Bunu nasıl anlayalım? Bugünkü mesela popüler mesleklerden anlayalım. İşte futbolcular çok kazanıyor değil mi? Milyonlarca dolar kazanıyorlar. Şu kadarcık çocuklar, bakıyorsunuz kendilerine işte futbolcuların isimlerini veriyor. Kimisi Messi diyor, kimisi Ronaldo diyor, kimisi işte başka bir ünlünün ismini veriyor. Top oynuyor. Aklına şey gelmiyor mesela. İşte bilim adamı olayım, şu olayım, bu olayım. Belki çok az çocukta bu vardır. Neden? Rağbet edilene doğru yönleniyor. Veya işte
Allah muhafaza öyle etmesin de popçu olmak istiyor, oyuncu olmak istiyor. Niye? Rağbet edilir meslek, kazandırıyor gibi düşünün. Mısır'da da tarım kazandırıyormuş o zamanlar. Pek mergup bir surete getirmiş ve o sekenenin orada yaşayanların seciyesine, karakterine öyle tespit etmiş ki ziraati kutsiye, bak tarımı kutsal bir şey sayıyorlarmış. Ziraati kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı, ineği, öküzü ve sevri mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. O kadar önemli bir şey ki orada öküzünün, ineğinin olması ve onun ölmesi o kadar zarar verici bir şey ki tarıma, iyice kutsallaştıra önemseye mabut derecesine çıkarmışlar. İşte bak, hemen intikal etmemiz gereken şey şu: insanda bir arıza var. Nedir? Bir şeye çok rağbet ettiği zaman onu ilahlık seviyesine kadar çıkartabiliyor. Ne olmazsa, ona bir sınır konulmazsa, dur öyle değil denmezse, dur öyle yapma denmezse, aksi gösterilmezse, giderek yukarıya doğru çıkarmaya başlıyor. İnsanda böyle bir temayül var. Biz hatta ortaokulda galiba bu Anadolu'daki eski uygarlıkları falan ders alıyorduk. Onların müfredatında vardı. Frigyalılarda da böyle bir durum varmış. Mesela en ağır ceza Frigyalılarda adam öldürmek değil. Ona vermiyorlar. Veya işte diyelim Türkiye'de şu an en ağır ceza neye verir? Vatana ihanet. Ona değil. Ya sabanı, bir başkasının sabanını veya kendi sabanını yanlış yere, haksız yere kırarsan en büyük ceza o. Veya işte öküzünü öldürürsen en büyük ceza o. Niye? Devletin düzeni onun üzerine. Ona ceza veriyorlarmış. Bak nasıl hukuku bile etkiliyor. Toplumların, bireylerin temayülleri hukuku bile etkiliyor. Hatta işte içerideki, kalpteki Allah tasavvurunu, ilah tasavvurunu bile etkiliyor. Burası o bahsi de bize öğretiyor. Evet, ziraatı kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da aziz oldu. Yakup Aleyhisselam ve evlatları Mısır'a geldi. İsrailoğulları nerede çoğaldılar? Kıptilerin komşuluğunda. Yani oranın asıl ahalisi Kıptiler. Mısır'ın yerlileri onlar. Üst olanlar onlar. İsrailoğulları da orada çoğaldılar. Orada Musa Aleyhisselam devrine kadar orada nüfusları arttı. Ne olmuş? Onlar da etkilenmişler bundan, yanında olmaktan. Nasıl ki bugün Avrupa'ya giden bir çocuk, mesela orada büyüyen bir çocuk, benim akrabalarım var mesela, çocuklar Türkçe bilmiyor. Biz konuşuyoruz babasıyla, babası ne konuştuğumuzu Almanca çocuğuna aktarıyor. Niye? İşte o kültür etkiliyor. Onu kendisine dönüştürmeye başlıyor. Hatta o zamanki Mısır milleti sevre, bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi, İsrailoğulları dahi o kıtada neşet ediyordu. Ve o terbiyeden birisi aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyor. İcil meselesine yine Kur'an'da geçen bir şey. Musa Aleyhisselam Mısır'dan ayrıldıktan sonra vahiy almak üzere, Tevrat'ı almak üzere ne yapıyor? Tur Dağı'na çıkıyor. O sırada Samiri, işte İsrailoğullarının Kıptilerden aldıkları altınları falan eritiyor. Ondan ne yapıyor? Heykel yapıyor. Ne heykeli yapıyor? Buzağı heykeli yapıyor. İşte bir inek heykeli yapıyor yani, tabiri caizse. Akıbetimizi benzetmesin Allah diyelim. Evet, benziyor, doğru. Bir buzağı heykeli yapıyor ve İsrailoğulları bölünüyor. Epey bir kısmı ona tapmaya başlıyor. Demek ki bak, etkilenmişler. Etkilendiklerinin delili yine Kur'an'da var. O da İcil hadisesi. İşte Kur'an-ı Hakim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin seciyelerine, karakterine girmiş ve istidatlarına işlemiş, yani kabiliyetlerine kadar nüfuz etmiş olan o bakarperestlik, ineğe tapıcılık, ineğe düşkünlük mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. Hadisenin geneline, Musa Aleyhisselam zamanında bir zengin çocuk, küçük bir çocuk
katlediliyor. Cinayet bugün nasıl bazen bazı cinayetler çok tartışılır hale geliyor. Sosyal medyada, medyada konuşuluyor. O zaman da İsrailoğulları içinde bu hadise çok büyüyor. Yani bu çocuğu kim öldürdü arkadaş? En son Musa Aleyhisselam'a gidip diyorlar ki hani sen peygambersin, Allah'ın nebisisin. Bir mucize göster, bir şey yap, bu katili ortaya çıkar. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vahyediyor. Diyor ki bir inek kessinler onlar. Bir inek kessinler. Sen de o ineğin kemiğiyle dokun çocuğa. Çocuk dirilecek, katillerine haber verecek. Böyle hemen oluyor mu? Olmuyor. İsrailoğulları diyorlar ki zor geliyor, bak ar geliyor. Kapacak kadar seviyorlar ya, düşkünler ya. Diyorlar ki ya Musa Aleyhisselam ya şunu biraz daha tarif etsin Allah. Biz bulamıyoruz. Bahane uyduruyorlar yani. Nasıl bir inek keselim? Tam böyle şey yapamıyorlar. Çok zor bir şeymiş gibi o kadar ineğin içinde inek bulamıyorlar yani. Bir daha tarif ediyor Cenab-ı Hak. Yine geliyorlar. Ya bu tarif de tam şey yapamadı biz. Yani yanlış ineği kesmeyelim. Tabiri caizse de yanlış bir inek kesmeyelim. Tam Allah'ın istediği neyse onu keselim falan diye bahane uydururlar. İstedikleri aslında Musa Aleyhisselam'ın vazgeçmesi. Vazgeçmiyor Musa Aleyhisselam. Üçüncü bir kere öyle bir şey geliyor ki yani artık başka bir ineğe gitmeleri mümkün değil. Bir de Allah-u Teala Celle Celaluhu öyle bir inek tabir ediyor ki, tarif ediyor ki tam kesince içleri cız edecek bir inek. Yani o tapmaya en müsait onlar için. Böyle cillop gibi diyelim. Hani nasıl bazen şey yarışmaları oluyor. En güzel sığır, en güzel kurbanlık yarışmaları oluyor. Böyle çok görkemli falan inekler oluyor ya da sığırlar oluyor. Maşallah diyoruz görürüz görmez. İşte onun gibi hatta benim bir veteriner arkadaşım vardı. Bir gün memleketteyim. Dedim ne yapıyorsun? İşte buluşalım konuşalım. Ya dedi kusura bakma gelemem dedi. Güzellik yarışmasında jüriyim. Dedim ne güzellik yarışması dedim ya ilçede güzellik yarışması mı olur? Biraz şey oldum hani önce doğrudan o şey kötü şeyler geldi aklıma. Yok ya dedi burada dedi şey var en güzel sığır yarışması var dedi festival var dedi. Orada beni de jüri yazmışlar veterinerim diye. Ne oluyor millet onunla övünüyor ne güzel inek. Cenab-ı Hak öyle bir tarif ediyor ki İsrailoğulların içi cız edecek noktada böyle Allah en istemedikleri çıkıyor. Ama o topa girdiler artık dönemiyorlar. O ineği kesiyorlar. Ve bakınız Musa Aleyhisselam devrinden bu zamana kadar belki 4000 yıl, 5000 yıl, belki 6000 yıldır bilemiyoruz tarihini. İsrailoğulları o günden beri bir daha ineğe tapmadılar. Bak o kesim onları nasıl tedavi etti. Devam edelim. Bir bakarın zefili ifham ediyor. Pardon şuradan alayım geleyim hatırlatsın. Kur'an-ı Hakim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin secciyelerine girmiş. İşlemiş yani karakterlerine ve istidatlarına işlemiş olan o bakar perestlik, ineğe tapıcılık mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle, kesimiyle ifham ediyor, anlatıyor, öğretiyor. İşte şu hadise-i cüziye, bak hadise-i cüziye Musa Aleyhisselam devrinde yaşanmış küçük bir olaymış gibi geliyor ile bir düsturu külliyi, bütün zamanlar için geçerli bir genel kanunu, bütün zamanlar için bakılması gereken, okunması gereken, öğrenilmesi gereken bir dersi her vakit herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvi bir i'caz ile beyan eder. Kur'an-ı Kerim bunu bize öğretir. Nedir bu ders peki? Ona gelelim. Arkadaşlar, abiler, Cenab-ı Hak bu dünyada bize imtihanı neyle yaşatıyor? Altıncı söze gittiğimiz zaman onun şöyle bir cevabını buluyoruz. Altıncı söze de bakalım. Hemen yerinden o ayet de hatırlayalım. Hop, çok hızlı gittik. Dördüncü söz. Sekizinci söz. İşte ayarlamazsak başta böyle olur. Estağfirullah. İnna Allah istera minel müminine enfüsehum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Kısa bir meali şu şekilde Tevbe suresinin 111. ayeti. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Allah Celle Celaluhu müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Bizim bu dünyadaki İmtihanımız, ticaretimiz, varlığımız
böyle bir alsat üzerine dönüyor. Nedir? Cenab-ı Hak bize zaman vermiş değil mi? Allah hepimize afiyetli uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin. 60 sene, 70 sene. Cenab-ı Hak bir zaman vermiş. Zaman vermiş ama sanki la teşbih ve la temsil. Nasıl baba oğluna bir araba verir, oğlum al bu arabayı sen kullan. Ama bazen de oğlunu bir yoklar. Bakalım bizim oğlanda hakikatlilik var mı? Bir mertlik, cömertlik var mı? Ya oğlum şuradan şuraya bir gideceğim, arabayı bana bir versene der. Oğlu ya baba olmaz falan derse, lan der, ne hakikatsiz çocukmuş. Bak biz ona hani derler, baba oğluna bir bağ vermiş, oğlu bir salkım üzüm vermemiş. Sözün hakikati var bazı çocuklarda diyelim. Cenab-ı Hak hep hayırlı evlatlar versin cümlemize. Öyle imtihan etmesin. La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak bize ömür vermiş 70 sene, 60 sene. Ama ne diyor? Oradan bana diyor günde bir saat ayır. Nedir? Zaman. Ters çevir, namaz. Hah, şimdi oldu. Zamanı vermiş, namazı istiyor içinden. 24 saat verdim, bir saati bana geri ver. Zaten benim ama bana geri ver. Niye? Sen o zaman da boğulursun. Eğer ben senden bu bir saati almazsam, sen o zamana, işte burada Musa Aleyhisselam'ın kıssasında sığır mevzusunda olduğu gibi tapmaya başlarsın. Rağbet edersin aşırı bir şekilde. Onun kesilebildiğini, koparılabildiğini, ölebildiğini, araç olduğunu, amaç olmadığını hatırlaman lazım. İşte orada bu ders var. Gelelim zekata. Zekat ne? Cenab-ı Hak bize, Allah hepimizin geçimine bolluk bereket ihsan etsin. Kaç kat arttırsın kazancımızı helalinden. Helalinden istemek suç değil, günah değil. Ne diyor Cenab-ı Hak? Sana 40 verdim, oradan birini kes bana ver. Cenab-ı Hakk'ın rızka ihtiyacı mı var? Haşa, öyle bir şey yok. Senin ihtiyacın var bu kesintiye. Yoksa malına tapmaya başlarsın. Nasıl Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına sığırı kestirdi, gösterdi. O tapılacak bir şey değildi. Bak boynu kesiliyor. Bak onun eti böyle böyle oluyor. O tapılacak bir şey değil. Cenab-ı Hak zekatla da bize diyor ki mal da tapılacak bir şey değil. Kes onun boynunu. 40'ta bir, yılda bir kere kes onun boynunu diyor. Yoksa tapmaya başlarsın. Oruç. Bütün bir yıl istediğimiz gibi yiyip içiyoruz değil mi? Rızkımızı Allah yine bol etsin, sağlık afiyet versin, yiyelim içelim helalinden. Lezzeti şükür için isteyerek. Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki bak sapıtırsın, yani kontrolünü kaybedersin. Bunun da kesilebildiğini, koparılabildiğini, başının uçurulabildiğini hatırlaman lazım. Nasıl olacak bu? Bir ay oruç tutacaksın. O bir ay açlık talimiyle o rızkın şeyini kes, boynunu kes, nefsin boynunu kes, anlasın ki bu da tapılacak bir şey değil. Oradan bana bir ay ver diyor mesela. Veya işte diğer ibadetler, artık siz düşünün hepsini, bütün teferruatına indirin. Aslında bu bütün ibadetler Cenab-ı Hakk'ın buradaki ayette haber verildiği gibi Tevbe suresinin 111. ayetinde bize verdiğini cennet karşılığında tekrar geri alması. Zaten onun, kurban da onun, verdiği mal mülk de onun, namaz da onun. Bizden geri alıyor. Bu suretle ne oluyor? Biz öğreniyoruz onların tapılacak olmadığını. Faniliğini gördüğümüz zaman haşa sümme haşa, onların Allah olmadığını anlıyoruz. Fanilik bize varlığın küsülecek, çok bağlanılmayacak, çok böyle sarmaş dolaş olunmayacak bir şey olduğunu öğretiyor. Eğer faniliği görmesek biz kafayı yiyoruz. Mesela Allah kimseye vermesin öyle evlat. Hiç yokluk görmemiş, zengin çocuğu olarak büyümüş. Bakıyorsunuz onların içinde arızalı çok insan oluyor. Niye? Yokluğunu görmemiş. Ama diğer bir tarafta yokluğu da biliyor, varlığı da biliyor. Bakıyorsunuz dilinde şükür var. Niye? Çünkü o biliyor, o dengenin iki tarafını da görmüş. Aziz Allah Celle Şahriye, ezan dokunuyor. Pekala, işte Musa Aleyhisselam'ın kıssası kurban hadisesinde buradan bakıyor. Demek ki biz her sene kurban keserek aslında bir terbiye alıyoruz. Bugün hayvanseverler üzerinden çok tartışmalar olur. Bu köpek mevzuları falan da çok oluyor. Belki siz de duyuyorsunuzdur haberlerde falan. Ya köpekler artık sokaklarda insanlara rahat vermiyor. Kaç tane çocuk öldü. Köpekten kaçarken arabanın altında kalıyor veya doğrudan köpek ısırıyor, parçalıyor falan. Hala bir zümre var. Abi köpeklere dokunmayın. Köpekler çok şeydir. Köpekler böyledir. Kediler şöyledir.
Yahu tamam, Allahu Teala onları boşuna yaratmamış ama bize de bir ruhsat vermiş. Bunlar zararlı noktaya çıktıklarında, ister köpek olsun ister başka bir hayvan olsun, Cenab-ı Hak bize cevaz vermiş, bunların sayısını azaltabilirsiniz. Zulmetmeden, çok acı çektirmeden sayılarını kontrol edebilirsiniz demiş. Neden? Bizim de varlığımız devam etsin. Çünkü biz halifeyi arz olan biziz. Ama bu insanlara anlatamıyorsunuz. Ben iddia ediyorum ki bu zümreyi, bu işte köpekleri dokundurtmayan, kedileri elletmeyen, işte aşırı derecede kontrolünü kaybetmiş şekilde hayvanseverlik iddiasında bulunan insanları tahlil edelim, bunların kurban kesmediğini buluruz arkadaşlar. Ben öyle iddia ediyorum yani. Bunların çoğunun, hatta hepsinin kurbanla arası bozuktur. O terbiyeyi alsalar zaten hayvanlarla böyle ilişkiye girmemeleri gerektiğini de bilirler. Bu kadar bağlanmazlar, bu kadar tapmak seviyesine çıkmazlar. O yüzden Müslümanlar da, Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanlar da, istikamet sahibi Müslümanlar da hayvanlarla ilişkiler de dengelidir. Biz hayvanlara şefkat etmiyor muyuz? Çok. Besliyoruz, şey yapıyoruz ama ne? Zararı yukarı çıktı mı? Diyoruz tamam, burada dur. Zararı arttıysa Cenab-ı Hak izin vermiş, bunların sayısı azaltılır diyoruz. İlâ ahir. Şu kısmı bir daha okuyayım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. İşte Kur'an-ı Hakim Hz. Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstur-u külliyi, kapsamlı bir kanunu, bir dersi, her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir dersi hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların uçlarıdır. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de nihayetsiz hikmet sahibi Kur'an'da bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler külli düsturların, kapsamlı kanunların uçlarıdır. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssa-i Musa'nın 7 cümlelerine misal olarak Lemaat'ta İcaz-ı Kur'an Risalesi'nde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düsturu külliyi tazammun ettiğini, içerdiğini beyan etmişiz. İstersen o risaleye müracaat et diyor Üstad Hazretleri. Bitirirken son birkaç dakikamız kalmış. Metnin ilgisi olduğu için oraya da girmek istiyorum. Bugünlerde tarihselcilik diye bir akım var. Bu tarihselci arkadaşlar diyorlar ki ya Kur'an-ı Kerim, Kur'an'da bu kıssalar bahsediliyor, hadis-i şeriflerde kıssalar var ama bunlar böyle şeydi. Yani o zamanki insanlara bir kıssadan hisse olsun diye bunları bu tarafa taşımayalım, bu zamana taşımayalım. O zamanlar için söylenmiş, o zamanki insanlar etkilensin diye söylenmiş. Bu akımın peşine düşmüş, tırnak içinde ilahiyatçı profesör isimler var. Allah cümlesinin şerrinden bizi muhafaza eylesin, gençlerin kafasını karıştırıyorlar. Kur'an'daki şeyler tarihsel diyorlar. Bugüne taşımamak lazım. Bugün için geçerli değil. 14 asır geçmiş. Biz bak ne teknolojiler üretiyoruz. Elimizde ne telefonlar var, ne bilgisayarlar var. Biz ne adamlar olduk. Aslında altında kibir var bunun. Asr-ı saadettekiler neydi? Onlar çöl bedevisi, develeriyle beraber gezen basit insanlardı. Onlar bundan etkileniyorlardı ama bize gelmez bunlar diyorlar. Üstad Hazretlerinin bu bakışını öğrendiğimiz zaman kıssayı Kur'aniye'nin hadise-i külliye, pardon, düstur-u külliyi sakladığını, hadise-i cüz'iyelerin düstur-u külliler sakladığını öğrendiğimiz zaman bu tarihselcilerin fitnesi de bizi etkilemez. Çünkü görüyoruz, bak içinde ne sırlar çıktı. O zaman da yaşanmış alelade bir hadise mi? Hayır. Ta bu zamana, bizim hayatımızın anlarına, detaylarına kadar bakan bir mucizevi olaymış. Bunu da Musa Aleyhisselam'ın kıssasından ders almış olduk inşallah. Okuduğumuz metin, tekrar bir hatırlatmış olayım, çok güzel bir metindir. Geri kalan kısmını belki evde okumak istersiniz. 20. sözün 1. makamının 2. nüktesiydi okuduğumuz kısmı. Ama bu nüktelerin her birisi ayrıca kıymetli, göz açıcı, ufuk açıcı, bakış açısı yükseltici bir yapısı var. Kur'an'a bakışımızı yükselten bir yapısı var. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bu derslerden, hem kıssayı Kur'aniye'den, hem ayatı Kur'aniye'den, hem hadis-i şeriflerden, hem böylesi kutsi metinlerden, Ehl-i Sünnet vel Cemaat mürşitlerinin nasihatlerinden ders alabilmeyi, hakkınca ders alabilmeyi nasip eylesin.
Söylemek kolay, okumak kolay. Cenab-ı Hak okuduğumuzu, söylediğimizi gırtlağımızdan aşağı indirsin inşallah. Bize ders olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Üstadımızdan da ebeden razı olsun ki onun bir dersiyle, bu bahsi açmasıyla bizim de gözümüz açıldı, hakikate uyandık. Allah hepinizden de razı olsun. Böylece bu güzel meclisin oluşmasıyla bu hakikati hep beraber bereketli bir şekilde konuşmuş olduk. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahu menil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.